Bu hafta NLP ve Word Embeddings konuşacağız. Word Embeddings'in güzel tarafı zaten burada da anlatıyor ama one hot representation normalde hani yapılıyordu. Mesela vocabulary'in 10 bin demiş Andrew. Vocabulary'in 10 bin olduğunda one hot representation'a çok fazla sparse böyle seyrek vektörler oluşuyor. Yani sadece şu bir için ve her kelime için böyle büyük büyük sıfırlardan oluşan biraz aslında çok yer kaplayan vektörlerle uğraşıyorsun. Ve aynı zamanda da one hot olduğu için yani şu sıfır buradaysa pardon bir buradaysa ya da buradaysa bir hani bana bir şey söylemiyor. Hani bu sıfır bu birler birbirine yakın onların bir anlamı var mı? Onlarla alakalı bir şey yok. Çünkü bizim dictionary'deki yan yana gelmelerinin hiçbir anlamı yok. Order'a bakmıyor. Ve bu genelde hani biz böyle kullanmıyoruz kendi doğal dil kullanırken. Burada verdiği örnekte I want a glass of orange diyor. Yani Türkçeden İngilizce konuşunca direkt İngilizce Türkçe aksana böyle bir karışıyor ama neyse. Burada mesela I want a glass of apple dediğinde hani juice hani normalde insanlara sorduğunuzda burada hani juice der. Hani orange juice diyorsa apple juice da diyebilir falan bilmese bile juice'un ne anlamı olduğunu. Buraya hani juice gelir herhalde diyebilir. Çünkü hani apple elma işte orange işte portakal hani bunların ikisinde meyve suyu olan şeyler hani gelebilir diye hani insan kendisine düşünüyor. Çocuklara söylesen bunu hani çıkarabilir ama tabii ki hani bilgisayar algoritmaları bunları onlar için hani İşte burada eğer one hot kullanırsak şurada bir de burada bir var, burada bir var. Hani hiçbir aralarında bir alaka yok. Yani Queen'le Apple'la Orange arasındaki farkı hani biz şu representation gösteremiyor. Ve hani bu da tabii ki biz hani kelime cümle kurarken falan hani bu eğer hani şu an mesela GPT-3'ler var hani böyle kelime veriyorsun sana bildiğin essay yazıyor hani. Onu yapamaz hani bu one hot'la çok random hani geçebilir. Bu yüzden ne demişler? Featurized representation demişler. Word embeddings. Yani her şeyin mesela kod yazarken de öyle. Mesela hani object oriented coding'de mesela araba işte taşıt mesela objesi olur. Taşıtın altında işte bunların tekerleği olabilir. İşte dört tekerlekli, iki tekerlekli ya da işte hani bunun özellikleri var. Hani bizim kelimelerin de aslında kendi içinde özellikleri var. Mesela işte man, woman, king, queen, apple, orange vermiş. Ve hani diyor ki mesela bunun gender feature'ını bakarsak diyor işte man'e eksi bir diyelim, woman'a bir diyelim. O zaman işte king aslında hani genelde erkek olduğu için hani o zaman men'e yakın olmalı bu konuda. Hani gibisinden buna göre böyle feature representation'lar yapmışlar. Mesela royal diyor ki işte king, queen, royal'lardır diyor. Hani kadınla erkek royal ya olabilirler ama her kadın her erkek royal değil. Aynı zamanda hani bakarsan o yüzden biraz daha yüksek gibi hani vermiş burada. Hani çok azıcık bile olsa ama apple orange hani hiç değil hani gibisinden. İşte yaşı var mı? Aslında burada yaşı yüksek mi anlamında söylüyor. Çünkü insanların ya kadın erkeğin de yaşı var. Şu an hatırlamıyorum ne dediğini ama belki de hani yaşının yüksek olmasıyla alakalı konuşuyordur burada. Yani bu bir yemek mi? Yemek olanlar tabii ki apple ile orange hani bayağı yükseğe çıkacak. Ya da işte meyve dersek belki daha yüksek çıkacak. Bunların hani her kelimenin kendi içinde feature'ları hani vardır diyor. Ve biz bunları öğrenirsek diyor. Bu da geliyor muydu bir sonrakinde? Ya biz bunları öğrenirsek diyor aslında ontolojik olarak birbirine yakın olan hani kelimeler daha birbirine yakın hani bizde de yakın normal dünyada da kullandığımıza yakın olan kelimeler bu representation'da da yakın olmalı hani diyor. Bu normalde aslında hani 2000 aslında Word to Vec 2013'te çıktı ama herhalde bu embeddings'ler tabii ki ondan önce de vardı. Bu mesela 300 aslında 300 hani feature vardı demek ki burada. Hani 300 dimension demek 300 tane feature var. Hepsi için ayrı bir hani skoru var. Ona göre böyle şey yapıyoruz. Diyelim ki mesela 300 dimensionlıydı. Böyle bir hani bunu ikiye indirirsek hani insanlar bakması hani daha kolay olsun diye. Aslında şöyle hani 300 dimension tabii bu
3 dimension burada ama 300 gibi düşünün. Bunu 300 gibi düşünün biraz zor ama hiç zaten 3 boyutlu düşünme konusunda biraz ben de şeyim ama. Bunu iki hani boyuta indirdiğinizde hani bakıyorsun King ile Queen yakın, Man Woman birbirine yakın. King Queen ve Man Woman da yakın çünkü hani insanlar, işte hayvanlar, hayvanlarla insanlar işte meyvelere göre daha yakın birbirine. Hani böyle olmasını bekleriz. Bunlar sayılar, onlar hani meyveler yine biraz daha yakın hani diyelim ki bunlara. Hani böyle bir şey yapabilirsek aslında kelime ya şu NLP'de hani teknikleri çok fazla ilerletiyor. Zaten ileride de hani ne tür konularda ilerlettiğini de söylüyor ama yani biz insanlar olarak zaten doğa hani dil üstünde düşünürken böyle düşünüyoruz diyelim. Yani bunlar biraz daha hani bize yaklaştırmaya çalışıyorlar. Tabii ki mükemmel değil ama tabii ya yani machine learning'de de hani zaten hani insanlarda da değil ama hani machine learning'de de hani hiçbir sistem hani machine learning'e yaptığın %100 çalışmıyor. Önemli olan yeteri kadar çalışıyor mu yaptığın işe göre. Yaptığın işin hassasiyetine göre diyelim. Properties of wet word embeddings demiş. Eğer çok hızlı gidiyorsam lütfen söyleyin. Biraz daha hani ya da anlamadığınız bir yer varsa açıklamaya çalışırım eğer bildiğim bir şeyse. Ben bir soru sorabilir miyim? Bir önceki buyurun sayfada. Buyurun. Mesela şimdi burada 300 tane boyut, 300 tane distinctlerden bahsediyor mesela diyelim. Bunları evet mesela biz 3 boyuta düşürdük değil mi? 3 boyut mesela yeterli olmayabilir mesela. Hani bunun doğru boyut olduğunu yani kaç boyut olması gerektiğini nasıl karar veriyoruz? Çok güzel bir soru. Açıkçası ben de tam hani bilmiyorum 300'e nereden karar verdiklerini. Çünkü hani ne kadar feature büyük ihtimalle tam emin değilim bakmam lazım. Yani şöyle bir şey. Feature'lar tabii ki daha çok arttıkça daha accurate olacak ama feature arttıkça bu sefer computational power'a da çok hani şey olacak yani daha fazla eğitmen gerekecek. Bir de bunları işte deep learning'e koyarsan layer'lar falan filan yani hani büyük ihtimalle 300 ile 500 arasından çok büyük bir computational fark yok. Niye? Belki de onu büyük ihtimalle trade-off yaptılar. Yani hani ne kadar ekliyoruz, ne kadar accuracy kazanıyoruz, ne kadar computational power kaybediyoruz. Böyle buna bakarak bir böyle herhalde sweet spot bulmaya çalışmışlardır diye düşünüyorum bu 300'ü yaparken. Yoksa tabii ki 3 ile de yapabilirsin ama çok da güzel bir şey çıkmaz. Ama çok hızlı çalışır. Hani yine dediğim gibi belki o senin yapmak istediğin uygulamanın hassasiyetine hani mesela diyelim ki hani uçak işte hani yolcu taşıyacaksan çok hani çok robust olman gerekiyor. Kesinlikle hani accuracy'yi çok bile hani biraz bile accuracy'den şey yapsan taviz versen çok hani katastrofik sonuçları olabilir. Mesela bu tür yerlerde daha böyle robust şeyler yapman gerekiyor ama ya sentiment analysis mesela yapıyorsun. Hani o zaman hani illa böyle ölüm kalım meselesi değil. O yüzden orada mesela biraz daha hani feature'ları azaltayım, azıcık daha şey yapayım falan öyle bir şey yapabilirsin. Tabii şu an uçakları deep learning'de yapıyorlar mı bilmiyorum ama belki vardır öyle şeyler. Şu an hani gerçek hani ne denir o? Gerçek dünyada olmasa bile belki hani deniyorlardır bu tür şeyler hani otopilot şeylerini falan filan bilemiyorum. Şu an tamamen cahil konuşması da olabilir yani bu. Ama dediğim gibi hani senin uygulamana göre yani daha çok çünkü belirli bir olunca, yerden sonra overfit olma imkanı da oluyor ya. Evet. Yani evet o da var. Hani açıkçası feature arttırdıkça overfit yani bu konuda ne desem yanlış olabilir. Şu an bir şeyler diyeceğim ama yani hani şöyle hani feature'ların gerçek sayısını da bilmiyoruz açıkçası. Hani biz gerçek olanı yapmayı bulmaya çalışsak da bulabilir miyiz acaba? Yani insanlar mesela kelimelere ne kadar feature veriyor? Hani bilmiyorum açıkçası bu 300 çünkü Word2Vec de 300 kullanıyor. Bu 300'ü nereden hani karar verdiklerini açıkçası ben de tam bilmiyorum. Ona bakmam lazım. O bence ama, örnek galiba yani öylesine kafasına göre bir örnek olarak vermişler. Ya Word2Vec ama 300 kullanıyor cidden. Ben kullandım. Word2Vec 300 kullanıyor. Glove kaç kullanıyor? Herhalde Glove'da 50 mi kullanıyordu bu? Jupyter Notebook'ta 50 idi ama tam emin değilim şu an. Normal Glove ne kadar kullanıyor? Yani dediğim gibi o büyük ihtimalle bir trade-off'tan hani ne kadar hani buna mesela 300 yaptım. 301 yapınca ne kadar accuracy kazanıyorum ama ne kadar computational power kaybediyorum. Ona göre bir hani sweet spot bulup yapmışlardır diye düşünüyorum açıkçası. Tabii 300 çok güzel bir sayı. Hani 301 değil, 305 değil. Büyük ihtimalle hani yine biraz da hani şey olsun diye de kesmiş olabilirler ama arada bir bakayım niye yapmışlar onu.